Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün yaptığı açıklama üzerine İçişleri Bakanlığı'nın önüne kadar geldi. Polisler tarafından önü kesilen Ümit Özdağ, "Süleyman kapıya çıktı." diye bağırdı. Yetkililer tarafından engellenen Özdağ, polis arkadaşlarının arkasına sığınma diyerek tepki gösterdi. İşte Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'nın önünde Süleyman Soylu'ya söylediği sözler: "Kapının önüne gel, polisler senin özel bodyguard'ın değil. Polislerin arkasına saklanma." Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin Zafer Partisi bundan 7 ay önce kuruldu ve 7 aydan bu yana ülkemize yönelik örtülü bir istilanın 8 milyonu aşan Suriyeli Afgan ve Orta Doğu'nun değişik ülkelerinden gelen insanlar tarafından yapıldığını gündeme getirdi. Biz Zafer Partisi olarak kaçaklar ülkelerinde dönsünler siyasetini temsil ediyoruz burası Luna Park değil. Biz bu 8 milyon insanı ülkelerine göndereceğiz diyoruz. Bu hem muhalefetin hem de sarayın dengesini bozdu. Soylu liderliğinde Zafer Partisi'ne karşı komplo kuruluyor. Bana ziyarete gelen bir polis bilgi verdi. Kimlerin görev alacağını öğrendim ve başka kaynaklardan da teyit ettim. Zafer Partisi üzerinden 5 ila 6 ilde karışıklık çıkartıp bizi hedef almak istiyorlar. Sağda solda Afgan ve Suriyeli döven bir grup var biz onlara suç duyurusunda bulunduk. Dün Soylu'nun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret fişeğidir. Soylu'ya çağrıda bulundum geleceğimi söyledim. Sen ofluyum diyorsun ofluları cesur bilirim sen kofluymuşsun. Ben tek başıma geliyorum bu kadar mı korkuyorsun? Kriminal birisin, görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın bunu sen de biliyorsun. Bundan sonra bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek ya sen özür dilersin ya da sonuna kadar devam edecek. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü bütün dünya gördü ifadelerini kullandı.